Salatamız hazır. Yani ince ince kıyılacak. Sonra bu pişecek, haşlanacak iyice. Sonra onu sıkacağız çuvala koyup. Sıktığımızı tekrardan tülbentten süzüp tavaya koyacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Ve yeni bir pekmez videosuna daha başlıyoruz. Arkadaşlar, Melahat abla, Halit abi, Kezban ablam, anam, hepimiz buradayız komşularla. Yine Melahat abla gelin pekmezindeyiz. Buradan dediğim gibi arkadaşlar, bu pekmez olduktan sonra işte nasip artık bir ay mı bulur artık yola çıkmaları. Hayırlısıyla İstanbul'a inecek pekmezle. Şişelere, kavanozlara doldurmaya başladı Melahat abla. Eğer ki sizler de isterseniz yorumun altına Halit abinin numarasını yazacağım. Ve ondan sonra artık kargoyla olur, İstanbul'da olur. Bir şekilde pekmezlere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Kezban abla, anam, Melahat abla, herkesin daha bak, komşuların eli sürülerek gurbete bu şekilde pekmez. Tertemiz. İstanbul'a yola çıkacağız. Şurada elma şey kutu yani kızar ya. Evet. Bir sefer daha işte başladık. Bizimkine daha başlamadık. Yakında inşallah bizimkine de başlayacağız. Sırayla buradan gidiyoruz. Hacı anneye de selam gönderiyoruz. Şimdi olsa çay hazırlardı dediğim gibi. Geçen videomuzda da aynı. Ellerinden öpüyoruz buradan. Selam olsun hepsine. Değil mi? Bu şekilde arkadaşlar pancar pekmezinin hazırlanışı da tabii ki tarladan toplanıp geliye. Gece soymuş herhalde ben sobanın yanına. Kilimsel otu soymuş, bir yani, şey yok. Kuşburnu marmelatı var Halit abi gelin. Ondan sonra pekmez var. Böğürtlen pekmezi var mı Melahat abla? Böğürtlen pekmezi de reçel. Ha, böğürtlen reçeli, pardon. Karıştırdım. Reçel olsun olsun. Böğürtlen reçeli. Pekmez için çok kullandım. Tarhana var mıydı? Tarhana. Var efendim. Tamam. Evet, tarhana da varmış arkadaşlar. Çünkü ben bilmediğim için soralım. Kızılcık şey var mı ondan da? Ne yani? Kiren mi? Kirenin kızılcık değil mi orada? Kızılcık. Kızılcık. Var. Sizler de isterseniz ben yorumda altına numarasını Halit abinin yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun. Ve sizlerin... Emek veriyle. Bak yazın emek veriyle. Çocukları İstanbul'da, kimisi memur oldu, kimisi üniversitede, hep okuyorlar arkadaşlar. Bunlar işte bir hakkı. Tabii ki. Deminden ben de soydum işte, şöyle göstereyim sizlere. Kameramı açtım şimdi. Bakın, her bir yerinde emek var. Şimdi Halit abi bunları soyuyor. Yani. Anam bile baltayla tıkır tıkır Kezban abla kıyıyor hep orada. Melahat abla da burada sudan geçiriyor bakın. Evet, suda yıkıyor. Makarna neydi? Süzgeci gibi aynı. Tabii makarna süzgeci. Bembeyaz, yiysen yinliye. Evet. Cips gibi aynı. Evet, öyle olacak. Evet, şeker pancarı. %100 doğal. Hiç bir katkı maddesi yok içinde yani. Tarladan gelen pancar işte. Bu sene de şeker oranı yüksek. Ha, maşallah arkadaşlar. Pancarların şeker oranları bayağı bir yüksek yani. Ne kadar geldi sizinki? 17,5 maşallah. Şeker oranı. En son kaçtım 18 geldi. Oy, ondan da kazanırsın. Ha. Tabii canım, ona göre prim. O küçükleri var ya değil mi Halit abi? O küçükleri daha şekerli geliyor. Ona göre prim. Gel gelelim arkadaşlar. Ne kadar geç çıkarsa o da iyi gelir. Küçük yere ektiğimiz için aslında bunu yani arazi olacak, büyük yere ekeceksin, emek vereceksin. Toprak hiçbir zaman verilen emeği inkar etmiyor. Allah karşılığını veriyor mutlaka ki yani. Çünkü orada bir emek var. Tabii. Ovalarda, tarlalarımızda domuzlardan ekemiyoruz. Bunları da yiyor arkadaşlar domuzlar. Hiç bırakmayalım yani. Her biri tüp gibi olurdu. Bu pancar ne ki mesela? Bunun iki katı büyüklüğünde oluyordu ovada. Çünkü sulaksı araziyi çok seviyor bu. Fazla sulaksı da değil de. Yani sulandıkça büyüyor. Suladıkça. Neydi? Komşuya yardım eder her zaman. Tabii ki. Allah geçen akşam arkadaşlar yağmur tiseliyordu. Son randevu geldi. Akşam 5'te. Zaten 4-5 ton pancar kaldıydı tarlada. Haydi dedi Halit abi, ne duruyorsun dedi. Ya abi dedim, böyle böyle yağmur yağıyor. Bu havada gidilmez. Daha mı duruyorsun dedi bana. Ramo'ya bir koştuk. Oradan
Yakup'a telefon ettik. O da geldi yavru, hemen koştu. Bize de gelerek ekmek aralarını hazırlamış gelmiş. Götü lokanda kevimize baktık kırda. Çok şükür arkadaşlar, yağmur yağmadan da yükledik orada pancarımızı. Gece 12'ye randevu vardı. Sabah 5.30'da çıktım fabrikadan. O kadar çok sıra varmış ki. Nasip öyleymiş. Dışarıdan geliyor ya Fatih. Tabii. Dışarıdan çok pancar geliyor. Ankara'dan çok tırla geliyor bu tarafa. İşte videomda da izlediniz. Kırklareli, Kırıkkale o taraflardan da. O taraftan mı geliyor? Var, geliyor yandan. Vallahi ya. Şimdi pancar dolu fabrika. Evet, buradan da arkadaşlar suyunu alıp Melahat'la bu şekilde dışarıdan pancarları... her şeyimizi dışarıdan alıyoruz. Şekerimizi de yapalım kendimiz artık. Yani. Tabii, tabii, tabii. Yani bu bizim topraklarımızda oluyorsa arkadaşlar... İsrail'i zengin ettik de Filistin'i yiyor bak. Ya. Her şey daha İsrail'den çok, alınıyor. Yani daha çok ekelim, biçelim ki kendimiz her üretelim. Her şeyimizi kendimiz yapsak ne kadar güzel olur. Tabii. Hiçbir şekilde kimseye muhtaç olmazsın. Yani önce devlet arkadaşlar. Devletimiz olmadan hiçbir şey olmaz. O fabrika bacaları tütecek. Kişiyle şahısıyla o işler yürümez. Devlet baba her zaman başta olacak ki. Ben döküyorum, yıkayacağım burada. Evet, bu şekilde arkadaşlar bakın. Sen nereye geldin tavuk? Hele geldiler. Kırmızı şapka da gelir birazdan. Kuşlu ötüyor arkadaşlar. Yağmur geliyor diye yani. Yakında durma. Salih gitmiyor bu zaten. Dinemiyor yine. Kırmızı şapka gitti kuzularına arkadaşlar. Birazdan gelir. Evet, pancarın emeği de bu şekilde. Tarladan fabrikaya kadar çektim hepsini. Emek vermeyince yemek olmuyor. Tabii ki. Konya, Polatlı'yı nereden pancar gelirse bizim fabrikaya hepsine selam olsun. Yani. Nesinde fabrikala demek kapandı orada. Bilemiyorum ben. Ya çok anlıyorum ondan. Bak bidonu ben getirmeseydim buraya. Tabii. Habire çok... yukarı çıkacağım, kitleyi açacağım. Faydası var bak bu şekilde arkadaşlar. Kez bunu ben de götüme dedi de. Aynen şöyle göstereyim. Onu ne yapıyorsun dedi. Aha yığılıyordun deminden gördüm. Evet. Şeker neyle köpüğü varsa meyve suyu gibi arkadaşlar, şekerin köpüğü bu işte bak. Köpüğü şey kazı. Yani efsane burada yine olup birazdan tabii ki daha değil de. Efsanenin üstünü örttük. Ha, üstü kapalı duruyor. Islanmadım. Birazdan açılacak. Müzen ablanın da pırasalar burada. Yeşillik insana huzur veriyor tabii ki. Ha, bak biberleri de var. Evet. Geçerken evet, alabilirsiniz diye arkadaşlar Müzen abla. Değil mi? Buradan manav diye alın diye. Koyun manav diye Melahat abla da bak. Eskiden sonbahar pazardan pırasa götürürlerdi. Rahmetlik babam böyle dürerdi götürdü. Bizim buralarda o zaman ekilmez miydi ki? Bilmiyorum ki ya. Yok o zaman. Pırasayı da... orada pazardan geldiğinde görürdük yani. Ekilmiyordu. Lahanayı da babaannen yaşıyordu. Ya bilen rahmetlik. Çok. Evet, Hüsnü Hanım ekerdi. Bizden aldık bu. Bahçede koca kocaman oldu ya. Şimdi olmuyor da bilmiyorum. Şey, tohumunu güzel alacak. Tohumu iyi olacak yani. Aşağıya ekerlerdi. Kahvenin altında sarlanırlar. Bahçeye. Oraya ekerlerdi. Ama çok güzel oluyordu. Efsane inlettin Halit abi. Ha? Efsane görünmüyor senin. Ha. Annem bir şey de pirinç dekiyordu. Ha, pirinç ekmişler ya. Pirinç ekmişler ya, eskiden. Pirinç dekiyorlardı. Daha bunda.
Birer şişelere bakmaya geleceğim eve. Bakalım kaç şişe oldu. Arkadaşlar bayağı bir şişeleri dizmişler kavanozlar Halit abi gibi. Evet arkadaşlar kırmızı şapka da geldi. Şişt, hadi çeşmeye gari kızım hadi. Hadi gelin. Gel. Ben götüreyim sizi gel. Aslı gel. Gel 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 gel. Sak 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 sak. Aslı, Aslı kızım gel. Gel 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 gel. Geliye geliye Salih. Gel. Aslı gel. Gel gel gel. Gel. Hadi kızım gel bakalım. Gel. Aslı gel. Kızım gel. Ya hadi suya kızım hadi. Gel. Pancarı seviyeli pancarı. Gel gel gel. Gel. Salih minikle de burada arkadaşlar. Tam üstüne varınca ayırıyoruz. Gel. 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 Gel kızım gel. 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 Şimdi içeri ot vereceğiz. Gel. Küçükle karnını doyurmuş Salih. Küçükle karnını doyurmuş. Ya Salih. Ulan Salih. Hiç sağın solun belli değil ha. Bir anda öfkeleniyor lan. Oyna çeleceğim ya bu yok hocam. Gelin bakalım çeşmeye hadi. Böyle ıslık çalınca su içe hele. Ya kapıyı ya bu geç sesimizi böyle mi olmuş? İyi zaten de iki. Kutu da kutuyor kapıyla ya hadi kutu. Ana. Evet. Olabilir ufak tefek alışana kadar. Tepki verme hemen. Bak koyun da su içi hele. Öteki birisi küçüğü bir tanesi rahatsızlandı arkadaşlar. Nasıl yayılıyor mu? İyi. Şşşt. Küçük çocuk gibi arkadaşlar ya. Böyle hastalığını veriyor. Ben atı böyle kendim. Kuzu katı kuzu aldım falan ölüm. Yani gelin atı ölüm. Ya. Bunlara şimdi ayrı buğday verelim de. Koç öldürür bunları içeri buraya. Tamam koyunların kuzlaması lazım. Şimdi ya da koç da koyuna takılır. Şimdi sırası mı koyun koç? Çoktan. Abi, iki koç uruş et gele ya. Yürüyen bayılı bir koyun. Hele. Ya ola ne uruş edecekler. Hadi çocuklar gidiyoruz. Ne çabuyum ayrı. Bakmasan ölüle bunlar. He? Kuzulara bakmasan ölüle bunlar. Tabi. Harap edin boşuna. Hadi abim gidecek ölü bunu zaten bakmasana. Ana, ana, ana. İki günde geber bunu ölü. Buna şimdi koyunun içine kattığın zaman öldür bunu koyunla. Geziyeli işte Salih. Geziyeli koyunun içine katamazsın içine geziyeli akşam. Akşam gece kattığın zaman öldür koyunları. Pış 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 pış. He. Ulan öldürün. Ulan kırmızı şapka. Ölü ölü. Pişt. Hadi kızım var mı? Koyunla kuzula duruyor. Kuzula küçük kuzula sağdın zaman duruyor oysa. Koyuna hiç şey etmiyorlar. Sağlığın zaman. Mesela hani depeye sal veriyorsun. Koy veriyorsun. Yayılalım mesela kutu kutudan. Pış 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 pış. Ver ben kızım. Şimdi buğday vereceğiz Salih. Pış 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 pış. Pışt. Pancar yaprağını gidiyle bassa. Koyuna koyalım da bir kere. Kutu kutu kutu. He? Hey. Pış 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 pış. He. Pancar yaprağı atalım o zaman ha, biraz. Hey. Nereye? Şşşt. Pış 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 pış. Ya hayvanlara ver ki dökülmüş. Gel kızım gel. Tekiye bak tekiye bak arıya bak oradan. Çıkar içine girer Ramlok. Gel. Neyse biz bunları... Şurayı da bu yeme sayalım. Her şey ettiği zaman. Alıyorum zaten. He? Yaprak alıyorum bu yine. Tamam verelim hadi. Arkadaşlar tekrar görüşürüz yine. Ölmüş mü? Yemiş koyuyorum hemen süreyim yaprağı. Uçları. Hıç! Bak la bak ramu çıktı la. Dinler mi bu ya? Bunlar nerede taşlık kayalık yerler varsa arkadaşlar. Keçili, tavar kesmesi öyle olur. Tavar kesmesi böyle olur. Koyun olmaz öyle dediğin gibi değil mi? Oğlum, kırmızı şapka bu. Şuradan al kardeşim.
Yani almayız gari yeter. Bize gari yeter bunu. Bazen öfkeleniye, bazen ağlıya, satıya. Tavukla niye dövüş ediyorlar ha orada? Tavukla da hasta olan bir yer. Evet, sisli, sabah sis vardı arkadaşlar. Yağmurlu bir gün. Biraz sağanak yağdı geçti. Ver. Tamam. Tekrar devam ederiz videomuza. Ha? Dedim kimlerini ben yiyele. Oraya git temizledik diyorsun yani. Allah Allah. Oraya git bile. Oyna biraz daha. Bunlara böyle bakmazsan ölü buldu küçükle. Yaşamaz anasız kuzu. Bak alıştılar gayrı. Öteki o yemeye baksa. He? O buğdayı bilmiyor. Bıralım burayı diyor. Hadi bıdık sen de yiyelim. Bıdığı kakıyla lan. Kıtır kıtır yiyin işte. Güzel yaşıyor. Bunlar burayı. Kırmızı şapkanın anasız kuzuları. Burayı köpürmemiz lazım. Hey. Neyle tıkır diyor basa? Abıdık. Arkadaşların mı geldi lan sana? Ha? Kaç tane arkadaş geldi? İnşallah ölmez de. Şu biraz sıkıntılı gibiydi. İyi boğazına iyi. Ya bir tek bunları baksa yeter bize değil mi? Oyunlara bakana kadar bunları baksa bunlar yeter. Neredeyim? He? Ben bilemiyorum. He? Aa. Ben almam bir de yok. Almam var yeter. Neyse. Buna yeter ben. Ben gideyim arkadaşlar. Ha. Çekimimize devam edelim. Evet tekrardan pancar pekmezine devam. Hazırlıkları yani arkadaşlar. Daha bu yarın sabahı bulur. Bunun kaynaması. Şimdi geceye kadar kaynayacak. Ve ondan sonra rengi değişecek tabii ki. Var var. Yeri var kazandı. Yeri var daha kazandı. Kar gibi içi bembeyaz arkadaşlar. Pancarların. Sırf şeker böyle yani. Geliye bak. Önce burada temizleniyor. Buradan sonra kevgirle suyla yıkanıp kazana geliyor. Sanki bir imalathane gibi bak arkadaşlar. Elden ele. Oradan Halit abi şimdi soyuyor orada. Oradan kıyılmaya geçiyor. Sen git de ha Sevim babamın gül de gelmiş. Akşam beni gel. Sen git canım sen iyisin ben de git. Pancar pekmezleri yapılıyor şu anda arkadaşlar köyümüzde. Yani 3-4 komşu bir araya geliyor öyle. Herkes birbirine yardım ederek bu şekilde yapıyorlar. Daha önceki neyi çektin? Ne? Yani aynayı işte çektin ya. Evet. Yok bu şekilde devam ediyoruz yani bak. Kazan dolu işte. Kesile kesile doğrana doğrana. Tekrar ara veriyor. Şimdi yine kapatacağım arkadaşlar. Şu çuvalı bitirelim ben de yardım edeyim. Hemen soyalım geçelim bir tarafa. Aynı elma soyar gibi soyuyoruz. Bak İzmir'den Türkan Hanım aradı şimdi. Daha öncelerden de gelmişti. Evet kazan dolana kadar devam arkadaşlar. Kazan dolduktan sonra kabuklarını da hayvanlara veriyoruz. Ona da hazır da bekleriz şimdi kabuk için. Çünkü pancar şekerli şey olduğu için hazırda bekleyelim.
saydın kabuklarını ettin bana. Evde duruyor. Gel dedim bak. Çok seviyor hayvanını ya. Bu şekerli şey olduğu için. Çok seviyene. Çok. Dün götürdüm iki torba aşağıda. Ya bu sene yavru köpekle yaşamıyor ya. Bizim arkadaş iki tane kangal beslemiş yavru. Veterinere götürdüm diye, iğnelerini de yaptırdım diye yaşamadı diye ya. Yaşamamış. Valla. Yaşamadıktan sonra ne yaparsan öyle öyle. Doğasıya mı vurmalıydı? Bilmiyorum buna ya. Bizim Duman'a ben o zaman geçen sene iğnesini yaptırdım. Misafirlerin ikisine. Hı. Onlara bir şey olmadı. Acaba bir kazan daha dolduralım mı diye Kezban abla. Şimdi olmadı daha baksana. Yani. Neyse. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Biz kızılcık, kiren diyoruz arkadaşlar. Sizler kızılcık dersiniz. Bu azaldı. Ha. Satıldı mı onunla, gitti mi? Hı. Halit abi arkadaşlar bir İstanbul yolculuğu yaptı geldi. Tabii ki o ara gidecek sarımsaktır, pekmezdir bir şeyle gitti yani. Kabak. Ha kabak. Geçen de kabak tırnağa gitmiş. Kim yiyecek ya bu kabağı demeyecek koca tırnağı hani. Öyle deme. Ya, kabak yiyen çok oluyor. Tabii oraya varınca hepsi kaybolmuş gitmiş mesela. Yılbaşı geliyor ya herkes alıyor. Yani. Yılbaşında çok alıyorlar. Nedense bayağı bir şeker gidiyor ona da kabağı işte. Ama lezzetli oluyor tabii arkadaşlar. O bir de kır kabakları onun lezzeti daha başka. Kestane gibi oluyor. Ha ya. Haydi bakalım pekmezle. Kabak pancar. Satırların sesleri buraya kadar geliyor arkadaşlar. Evet. Ne diyelim arkadaşlar, dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum işte. Pekmezler tarladan sofraya gelecek sizlere. Hoş geldin Sarı abla. Hoş geldin. Evet, Müzeyyen abla da geldi şimdi. Hoş geldin Müzeyyen abla. Sağ ol Fatih'im, sağ ol. Bu sene diye pancarlı, şekerli. Çok pekmez duruyor, çok. Şey olduğu için işte arkadaşlar. Neden için? Kurak gitti ya sonra. Kurak gitti, kurak. Şeker onun fazla pancarları bu sene. Bu kurak olduğu için. Tamam ya. Sırf şeker oluyor. Buyur abi. Ha, kazan doldu değil lan ha. Oluyor, oluyor. İner evet, kazanım artık. Haber edeyim de. Son haline getiriyle yavaş yavaş. Bu öğlen de çok alıyor. Kazan. Horozla biz de buradayız yine. Tamam. Size de günaydın horozlar. Kırmızı şapka şimdi çayını içmeye gitmişti eve. Masa hiç görünmüyor, gelmedi. Onun pancarından pekmezden işi olmaz. Anasız. Ha ha, anasız kuzu. Alı satar. Bu sene ben Salih'le koyunculuk yapacağım. En güzel o. İki tane kuzu şimdi. Bir de Salih'e sor bakalım. Şimdi yemin ediyor bugüne. Ana. Neydi Altı abi? Baksana. Oldu o da. Altını temizlemesi yok. Olmuyor. 5 dakikada satıyor. Şuradan gitmeyin lan. Benimkile bir Kezban abla. Bizimkile daha küçük. Benimkile büyüdü büyüdü. Ben kuzu yiyeyim aldım onları. Palet yiyeyim değil mi? Hı hı, palet yiyeyim aldım. Ondan yedim ben abla. Sana neden Fatih çok güzel. Yok yok, bir şey olmaz.
bir şey olmaz. Öğlerinde yeter ki suları olsun, yiyecekleri olsun. Suları var, ot var öğlerinde. O paletliyim tabii ki, çok vitaminli ol. Öteki dene çok tutar mesela. Deneyi çok verirsen, arpayı buğdayı verirsen o zarar eder. Arpa, buğdayı, ya, o zarar eder. Ben hazır yiyeyim alıyorum onları. Paletliyim bir şey etmez. Ben koyunculuk yapacağım, hayvancılığı bırakacağım. Sus, sus, Müzeynep'e bırak. Salih ile azık katarız. Salih deminden göreydin, ateş ediyordu yine bize. Ne var, şuralarda... O maydan bize geliyor. Hayır, hayır. Bir dakikada satıyor. Kapı kesilsin diyor, yine ekleyin. Şimdi, şimdi Müzeyne abla satıyor desin. Gider evin önünden, onlar da kucaklar dalı gider. Yok, yok. Ben onları kebap yapacağım. Satmam. Oğlanlarıma kebap yapacağım. Kezban abla yine talimat veriyor arkadaşlar. Ha, o ağzına kadar doludur. Ben onu bölüğünü de götüreyim. Ne ettin? Geldin mi kırmızı şapka? Şurada çuval mı? Bir kazan daha diye durmuş iken diye Kezban'a bak, soyalım hepsini diye. Şimdi tezgah kurulunca arkadaşlar ister istemez yapalım diye yani. Yapan yapayı bu da pancak bu. Salih ne oldu lan, koyun da seni kızdı. Ne ettin? Ne Salih. Buyurun. Sakçı yapıyorsun koyunları, hayırdır? Ya diyorum yine ya Halide Bey. Biraz. Bana sat, bana sat. Sen tamam küçük kudura satma onları, anasızları. Sat ya bana. Ha, onu satmam. Onda duracak mı? Büyükler mi satsın? Kuş. Ha? Yetti oğlum. Adam durmuyor ya. Biraz boynu şey. Ben sana vereyim. He? Ben sana vereyim. Yok ya, ben 6-7 kuzum var benim. Buçuk kuzulardan yetiyor. Biz hepsini boğaza kadar mı? Ses ettin mi? Buna boğaza niye aldın hepsini der. Ya şey bir şey, kebap bir şey. Boş ver bırak. Ha kebap. Bir kebap da sen yap. Üçünü beraber yaptıralım. He. Benim uçuk amma ya. Büyüyle lan. Boğum mu yaptırıyorsun? He. Büyüyecek. Evet arkadaşlar. Aa. Şimdi eskiden aynı bu yerde bütün komşular bu şekilde toplaşıp kendir soyarlarmış. Aynı bir pancar soyar gibi. Kendirleri soyup demet yapıp doğru pazara. Kimin traktörü çalışırsa o zaman o ıslaktan çıkardı vermiş. İki bağ, iki bağ da en üzerine bağ. Ha, sorma. Yani Halit abi şimdi kızak vardı eskiden. Kızağa koşunca hadi kendininkini çıkar. O zaman zordu Fatih'im. Şu an güzel her şey. Boş yani. Kendir zordu, zor. Tabii kendir ki emek. Şimdi gayri fabrika alıyor. Ya kendir işini bali yapıp yapayım. Alıp gidiyor. Aman olmasın. Bırak, ben bıktım ondan. Müzeyne abla çok soymuş şey arkadaşlar. Sen eki veriyorsun sadece. Eki İstanbul'da veriyorsun. Emekli oldu. Geldi gurbette. Çalıştı. Torunları, çocukları hepsi. Oradalar. Hem de olsun. Çalıştık vallahi. Öyle oldu. Tirko'dan mıydı Müzeyne abla? Tirko. Tirko, evler, Kazak. Şimdi evlerde çalıştım. Aynı yerde çalıştım, aynı yerde emekli oldum. Yani. Birçoğu da arkadaşlar buradan giden komşularımız hep aynı fabrikalarda yani çıkmadan. Ben de uzun süre hep aynı yerde çalıştım. Çalıştığın yerde sebat edeceksin, çalışacaksın. Evet, aynen öyle. Benim iş yerim güzeldi. Arkadaş ortamı oğlu. Herkes seni zamanla sever, sayar. Tabii ki her şey birdenbire olmaz öyle. Kapı dibini beklemeyince ocak başını bulamazsın. Amirim daha hala kazak yolluyor. Üşürsün Müzeyne yani, abla diye. Nice insanlar tanıdık. Güzel insanlarla çalıştık. Çık adam alası. Geçen kimdi ya? Birinden daha sohbet ettik. Sebahaten mi gilde ettiğini ben aldım. Sevme bak. Onu da Hazar Tekstil emekli olmuşlar. Evet. Yakın mıydınız Müzeyne abi? Sen baba gelin. İki telli. Onlar üç daha yukarıdalar. Ha. Mahmut Bey'deli onlar. Mahmut Bey'deli. Ben Şirin Evler'deydim. Yakın sayılır ya. Bir vesayetle gidiliyordu. Çalışmak güzel vallahi. Elimiz tabii ki ya. Para doluyordu. Ben yatmış mı şey? Hı? Güzel abiye yatmış mı? Bilmiyor ki, ben ancak cuma günü olabilirim. Bizimki yatmış. Daha erken değil mi Halit abi? Bizimki yatmış. Anladım. Taksit taksit yatıyor. Öyleymiş ya. Benim devam ayıcı. Bilmiyorum, bakarız ona. Çalışmayanlara bak. Fatih. Çiftçi kağıdı olanlara vermiyorlar mıymış? Öyle bir şey duydum ben. Ben abi bilmiyorum. Çiftçi kağıdı benim de var. Şey Fatih'im, saman alacaksın hemen, ben nasıl alabilirim? Saman alacaksın. Ne dedim? 50 balya yeter mi canım? Yeter.
Kaç para diyelim balıyız? Kaç para ki şimdi? O zaman bizim Samancı'yı arayalım. Götürsün. Kaç para i̇şte, saman? Saman benim aldığımda 2,5'du. 50 balyası kaç ton geliyor? Ha. 50 balyasının ne geliyor? Dur bakalım. Bir kaç tanesi. Kilo bir balya? Bazen 25 geliyor Halit abi. 20 geleni var. 30 geleni var. Belli olmuyor. Ortalama 25 tane saplasam. 50 tanesini. Ya bir ton alsak. Bir ton 250 lira. Tamam. Yani bir ton alsak. Ben 50 tane alayım. Ha. 3,5 falan bulu yani. Telefon açınca götürüyor mu? Ararım ben onu. Buraya kadar, buraya kadar götürmezse de germece götürüyor. Motoruna gidip yığıp gelmemiz lazım. Germeçte değil mi zaten adam? Ha, yok canım, germeçte de değil o. Nerede? O Çankırı'ya gidiyor, Çorum'a gidiyor, her yere gidiyor. Büyük araba var. Tabii. Büyük araba. Geçen Kurşunlu'dan gelmişti saman işte. Fatih neyle dersin? Neyle derim biliyor musun Zeynep abi? Bu ikindi vaktini hemen böyle aramalı geldiği zaman. Ben parayı bir elim alayım. Tamam. Şey edelim. Ben cumadan sonra. Motora yığdığımdan şu büyük ramuk gelsin de. Dur şimdi. Pancarından gittiler. Belki adam götürüyor böyle, belli mi olur? Buraya gelmez mi Zeynep? Gelmez mi? Gelmez. Kıragölü. Onun kamyonları büyük. Kıragölü. Vallahi bilemiyorum. Germece geliyor işte saman pazarına da. Şey yaparız ya. 5 dakika atarda geliriz. Başka alanda da olsa öyle. Hani ya. Paylaştırıver diyor. Yo yo. Şey sıvıya. Ramu atar geliriz 50 balyaya. Ben cuma, o da sana yeter zaten. Cuma günü alayım da parayı. Tamam Zeynep. Ben aldım da yine azalıyor saman bir yandan. Kusup alacağız. Hadi. Arkadaşlar köyde yaşayınca ne samanın bitiyor ne kuspen. Yani var ya hani ay sonu elektrik, su, doğalgaz geliyor ya, o şehir hayatını ben de yaşadım. Bizim köyde de hayvanların yemi, samanı. Tarladan, 60 balyaydı Fatih. Doğru. Yem gibi yiyorlar. Tarladan yeterince gelmeyince ister istemez cebine sarıyor ya o da. Yemeden oluyor mu şey? Ödüyorum ya. Şimdi Nasrettin Hoca eşeği yememekten bıkmış. Neydi vallahi valla. Sabahleyin demiş, öğününü vermem demiş. Öğlen öğününü vermeyeyim demiş. Nasıl olsa demiş, öğlenleyin bir yere gitmiyoruz. Öğlen öğününü kesmiş. Bırakmış eşekte bir şey yok. Ben demiş, bunun akşam neydi zaten yatıyor demiş. Akşam öğününü de keseyim. He. Onu da kesmiş. Yavaş yavaş. Bakmış eşek dayanıyor. Sabah da hiç yememeye başlamış şimdi. Eyvah. Bir gün bir varmış ki ama eşek ölmüş. Tüh demiş, tam da alıştıydı açlığa. Eyvah. Ya adam ya. Bir de hep yüzden, hep kesmiş Bayro'da. Hep hep kesmiş, hiç bırakmamış. Ne hikayeleri var ya. İpo un sermiş, yoğurt. Böyle yoğurt çalmış hesabı. 60 balya aldım işte, bitiverdiği korkuyorum. Bitmeden alayım da. Evet. Kar olur, kış olur Fatih. Abi Zeynep, bundan sonra kar yağar gayrı. Işte. Gel abi. Önce öğlen öğününü kes. Öğlen mi? Ya benimki de zaten ufak tefek hayvanım. Öyle şöyle ya. Ufak tefek Zeynep'in zaten birkaç tanesini sattı o zaman. Fatih. Tanaları vardı. Bu hafta samandan sonra İstanbul'a gidebiliriz. Yani hayvanla başınızda ya. Diyor yani. Gidemezsin. Ha? Sen ne karışıyorsun? Fatih'im var. Hayır, gidemezsin. Benim Fatih'im var. Sen geldin bir kere. Sen yeter. Karışma. 2-3 gün tatil yaptı geldim Zeynep'e. Fatih'im torunları var. Geldi. Yok. Neyse havalı biraz daha soğusun Zeynep'e. Ha. Biz şu tarlalardan da elimizi ayağımızı çekelim. Zaten şimdi değil. Ha, tamam ayarlarız onu yine. Tamam. Ben öğlen arası şey veriyorum. O mısır sorgunu var ya senin. Ha. Sorgun veriyorsun. O kadar. Ondan sonra sabahleyin de yemin az zaman. Ben hiç tatile gidemiyorum. Ha. Ben de içimden çıkadıklarım lazım bana. Dur Kezban abla bir şey sorayım. Benden içinde yıkadıklarım pancarlar. Onların şeyde üstünde pancar var. Enişte ekmek mi gelecek çite şimdi? Ha. Pancar giderken üstünde. Ondan gideceksin. İşte Nurhan abla gel. Tamam. Tamam şimdi vesait var araba gitmeye. Gitmesi kolay ya. Güzel ablanın kardeşi geldi İstanbul'dan arkadaşlar. Ekin ekmeye gelecekler diye. Dönüşte 2-3 gün. Ya uşaklarım 2 gün yetmedi ya. Ne edeceğiz? Daha şimdi değil, dur bakalım ne zaman gelecek. O zaman şey derler. Kasım'ın 20'sine doğru gelirler çünkü. Gelirler. Ekerle buğdayları. Koyunları var, tavukları var. Sen karışma, Fatih de var. Fatih'im tavuk, var benim. Tavuk, oyun. Neyse. Oyunların yükü yok. Azar azar olduğu için fazla şey olmuyor ya. Yok be. Bakılıyor yani. Çok olsa bakamayız, yalan yok şimdi. Az, az. İki günlük ne olacak? Evet. Bir tek koydum. Yok. Hayır, bunu da yine ben yemedim. Yok.
alıştırır yani, bize göre. Fazla şey etmeyelim diye, yük olmayın dediği yani. Bakarsın bir gelen daha olur, hemen geri gelirim. Nasip. Ya o kadarcık şeyle oluyor Müzel abla, onlara bakarız ya. İyi ki varsınız, Allah razı olsun. Siz ne demek ya? Ben nereden gideyim? Yani, Allah kulu kula sebep yaratmış. Aynen öyle. Pekmezi yaptım, kızlarıma götürmeyeyim mi Fatih'im, değil mi? Tabii. Küçüklü arkadaşla yazın biliyorsunuz işte, Fatıma ile geziyorlardı. Pekmez de onlara gidecek, Müzel abla yapmış pekmezleri, hazırlamış torunlara. Yaptım, hasta hasta yaptım vallahi. Yeşil benimkine de bilmiyor. Allah Allah. Aslında çok lezzetli oluyor yeşil ya. Ya anaları bilmeyince çocuklar da bilmiyor. Siz zamanında yediniz. Tabii alıştık değil mi? Alıştım. Küçükken onları, biz. Onları bilmiyorlar. Abi. Onları siyah gibi görüyorlar, onları bilmiyorlar. Biz onları... Ha simsiyah. Aha. Biz onları... Böyle televizyonda iki reklam olsa yiyirle. Ha kokola diyorduk. Ya televizyondaki zararlı şeyleri yiyirle görseler. Ya gelişlik her şeyi gördü ya, nenin ne olduğunu biliyor Meral. Tabii. Çocukla bilmediği için işte. Arkadaşlar eşeği bilmiyormuş bak küçükle. Yıllarca bizleri yani tereyağı zararlı diye insanları kandırdılar da mesela satmak için ya çocukla işte bak ne güzel mis gibi eşeği bilmeyeli. Ya anne öğretecek onu. İşte gayrı. Ne yapıyordu biliyor musun? Onu eziyorlardı böyle. Bakın burada bunu Coca-Cola yerine geçiyor. Hadi yavrum içeyin yiyin derdi. Biz alıştık öyle. İstanbul'dan geldik biz de. Ya. Bilmiyorduk bir şey. Ya bilmiyorduk. Zamanlar. Ha, şuna da öyle de. Meyve suyu de. Ya işte bir şeyle onları. Çocukla demek ki onu siyah görünce Müzen abi. Yemek istemiyor. Daha sözden söyleyecek. Tabii. Bak bu şekilde lazım. Arkadaşlar. İçlerindeki toprakları almaya. Şöyle yıkanıyor önce bak. Ya. Banyo yaptırılıyor. Abam orada bir tek bir tek yıkıyor hepsini. Toprağını. Tabii ki toprakları dökülüyor. Emeği çok ama. Şeyde de öyle. Şeker patlasında da öyle. Tütüye böyle gaz şeyle. Hı. Sıcak sıcak yıkanıyor bunlar. Ondan sonra biçtikten sonra. Hani içeride gidiyor. Ooo. Yıkanmadan şeker olur. Tanzikli suyla bir yıkanıyor bu. Kaç elden geçecek kim bilir makinelerden. Çok sıcak içerisi. Demek kaynar suda yıkanıyor. Öyle ne? O çamur gidi mi verir sana? Tabii. Neredeyse pekmez haline geliyor ya. Şeker böyle. Gördüm ben. Borulardan akanı böyle. Aynı pekmez gibi. Melez yapılıyor melez. Aha melez de yapılıyor. Hayvanlara aslında 2 bidon şey alacağım. Evensiz samanların üstüne dökerdik. Bak işte görüyorsunuz arkadaşlar. Pancarın bile... Kaç çeşit şey yapılıyor melez. O hayvanların yemesi için pancar küspesi. O olmayınca kışın hayvanla idare olmuyor yani zor oluyor. Ama pancar posası oldu mu küspesi. Tatlı olduğundan kilo oluyor. Tabii. Yapıyor. Bunda da şey. Ay. Güzel bilek. Oo bayağı büyük bunlar. Koca kocaman baksa. Ya büyük. Küçük veya ovalarda eskiden mutfak tüpü gibi oldu ya böyle pancarla. Kalkmazdı kütük gibi. Ovaydı ya daha. Evet. Şeker oranı az gelir ovada. Yani. Değil mi? Hı-hı. Ovada da şeker oranı az geliyor kırdı. Pekmezi de farklı olur. Bunun bu sene pekmez çok duruyor. Benim pekmezim macun gibi olmuş vallahi. O kadar güzel ki. İki kokla da oldu. Yani. 20'şerden 40 kilo ova. Geri çekilsin. Kaç? 6-8 çuval değil mi senin? Vallahi iki kazan da oldu. Kezban abla gel ikinci turu yaptılar mı hani şeyin pekmez yapacaklardı. Onu yapmadı daha. Ha. İkinci tura biz başladık. Evet. Sonra Kezban abla'ya gidiyorlar arkadaşlar böyle yardımlaşarak bu şekilde. Kendi yapıyor maşallah. Döne döne geliyorlar. Bir soruyoruz biz. Ben de yıkayacağım da ben. Ah Fatih ben tek kaldım siz pancara gidince. Sorma hepsi bir araya denk geldi. Sorma ya. Pancar çıkardı mı mesaj gelecek. Ha. Mesaj çekince arkadaşlar, mesaj gelince fabrikadan hemen çıkartmaya gittik pancarı. O da randevu aynı hastanede. Bir de şimdi şey var, fırın yakılacak. Fırına da bakarsın Fatih. İnşallah abi. Şey, sarıba fırın yakılacak.
Bakalım inşallah yetişebilirsek. Ben hayvanlara vereyim de. Tamam Ali. Biz Sevim yine... Orada dolaşayım. Ne? Sevim Bey. Ha. O da pancar yapar. Onu da şimdi sen babam güldü. Geldi. Ha. Evet yavaş yavaş sizlere veda edeceğim arkadaşlar ben de. Vakit yanaşıyor. Buna bir ters al, bana da yardım ederiz. Hı? İnşallah. Başlamış mı? Başlamış mı? Babacığı da soyarız beyazı gibi. Daha bunları çok. Var var, bayağı ben, pancar var. Babacığım ben sabaha kadar ottum kızım, niye bağır bağırmadınız? Valla birimizi bir içerik geçirdi yattığımızı. Ben mi? İkimiz. Evde soymuş da bassa pancarları. Demediler ki deseler. Aynı sarımsak eder gibi demek Halit abi. He. Bir kilim sermişsinizdi. Bu sarımsaktan aynen da kolay şey yani. Sarımsak bayağı bir evin içinde toz oluyor. Ne yani? Yıkanmış temiz. Tabii yıkanmış pancar temiz. Bu şekilde yapmışlar. Yapılıyor ya başlayınca. Yani. Videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar. Halit abi küçük çekmece miydi Halit abi? Hı. Küçük çekmeceye gelecek. Pekmezleriyle sizler de alabilirsiniz İstanbul'da. Pekmez, tarhana, kuşburnu. Buradan söyleyeyim. Gül reçeli, tahin, tereyağı, kaba. Ne isterseniz var. Minibüsü var Halit abinin arkadaşlar. Emekli olduktan sonra minibüs aldı. Bu şekilde hem köye geldiği zaman tarlalarını ekiyor. Giderken de pekmezlerini yapıyorlar. Marmeletlerini koyuyorlar. Maşallah. Orada da çünkü bayağı bir çevreleri var. Şeyde hangi şirket neyleydi? Kurye motosikletine devamlı gümrüklere falan gittiği için Halit abi bayağı bir çevresi var orada da. Arkadaşlarına dağıtım yapıyor. Ben de buradan sesleneyim. Almak isterseniz. Zor ya. Bunun işi çok zorudur. Yani. Halledilecek. Yaz kış motosikletin üstünde işte oradan emekli oluyor. Zor ama zevkli. Zaten sevmesen yapılmaz değil mi Halit abi? Bir zaten iş mesela hayvancılık da öyle, yapmadan köy işi de öyle. Sevmesen hiçbir işten. Geçe geçe yani. Oh, 800 liralık valla. Kolay benim değil. Benim oğlan hala kullanıyor. Benim duruyor motosiklet abinin altında. O da bir hastalık Halit abi ya. O da bir sevda. Duruyor mu senin orada? Duruyor. Bizim Yakup sonradan unuttu. Onda da motor hastalığı vardı. Bir motoru bir kere hurda etti birini. Benim İbrahim'in taksisi bu motor değil mi? Ya. Benim bu 5. motor. 5. motor. Çabuk gidiyor biliyor musun? O da bir hastalık. Alıştı mı? Burcu'ya çıkarttığımızı satıyoruz. Yani. Yenisini alıyoruz. 5. motor mu? He. Sattım abi. Yani ötüklüğü de. Allah kendi üstüne katacak. Öyle. Arkadaşlar inşallah sizlerin pekmezle buluşması dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben yorumun altına Halit abinin numarasını yazarım. Oradan ararsınız, konuşursunuz. Hoşça kalın şimdiden. Hepinize hayırlı pekmezler. Afiyet satışlar olsun diliyorum Halit abiye de. Şimdiden afiyet olsun. Çünkü mutlaka ki ulaşanlar olur yani. İnşallah. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.